balığı sofralarımızdan eksik etmeyelim. Ancak her balığın yağlı ve lezzetli olduğu bir dönem var. Av yasağının sona ermesiyle birlikte boğazdan podyuma çıkan mankenler gibi balıklar sırayla geçer. İlk gelen balık palamut balığıdır. Palamut Eylül'ün başından itibaren biraz yağlanmıştır. Arkasından lüfer balığı gelir. Lüfer aylardır özenen bir balık olduğu için herkes dört gözle bu balığı bekler. Ekim ayına gelince balık biraz daha bollaşır. Palamut daha da irileşir. Lüfer biraz daha irileşir ve yağlanır. Tekir, barbun gibi balıklar da piyasaya çıkar. Kasım ayında torik haline gelmiştir palamut. Artık lakerde yapmak için toriklerimiz hazırdır. Aralık ayı gelince balıklar biraz daha bollaşır. Çünkü ilk kar suyu denize kaçmıştır. Hamsi çıkar meydana. Diğer balıklar da yine levrek, lagos, barbun ve lüferin biraz daha büyümüş hali ve kofana yenilebilir. Ocak ayında dilin en lezzetli zamanıdır. Bodrum dilleri 600 grama varan büyüklükleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir lezzete ulaşır. Şubat ayında kalkan başlar. Kalkanın ilk başlangıcı olduğu için biraz insanlar çekinerek yerler. Diğer balıklar yine barbun, tekir, kolyoz, uskumru, lagos ve levrek bu mevsimde oldukça lezzetlidir. Mart ayından itibaren uskumru, kolyoz gibi balıklar boğazda yumurtalarını bırakırlar ve boğazda bir hayli miktarda ağ verirler. İstavrit, izmarit, barbun, kırlangıç ve lipsos balıkları boğazda gözükür. Nisan ayı balıkların en verimli ve en bol olduğu aydır. Bütün balıklar hemen hemen yenilebilir. Mayıs ayında kalkanın son demlerine denk geliyoruz. Mayıs ayında en çok yenecek levrek ve lagos balığıdır. Haziran ayında balık yasağı başlamıştır. Eskisi kadar bolca balık bulunmaz. Ancak oltalarla yakalanan balıklar tek tük tezgahlarda görülebilir. Yalnız Haziran ayında lütfen dip balıklarına fazla tevessül etmeyin. Çünkü dip balıkları Haziran ayında milyonlarca yumurta bırakır. Temmuz ayına gelince Temmuz ayının en yağlı balıklarından bir tanesi sardalyedir. Üremesini tamamlamıştır. Yalnız bir isteğim daha var. Haziran ve Temmuz aylarında balık yasağı olduğu için lütfen çiftlik balıkları ve ithal balıklar dışında fazla balıklara yanaşmayalım.